Merhaba Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bir Bir önceki önceki videoda şöyle şöyle bir bir sistemimiz sistemimiz vardı. vardı. Biz Biz bu bu sistemin sistemin meslek meslekteplerini tekliflerini bulduk. bulduk. Daha Daha sonra sonra bu bu sistemimizde, sistemimizde, çerçeve çerçeve sistemimizde sistemimizde 12 12 tane tane kritik kritik kesit kesit noktası noktası belirledik. belirledik. Bunlar Bunlar mesela mesela nasıl nasıl belirleniyordu belirleniyordu anlatmıştık anlatmıştık daha daha önceki önceki derslerimizde. derslerimizde. Bu Bu bir bir nolu nolu kesit kesit sol sol mesletin mesletin hemen hemen yanında yanında konumlandırılmış. 2 nolu kesit, 3 nolu ve 4 nolu kesit şu düğüm noktasının noktasına birleşen çubukların uç noktaları. Arkadaşlar 5 nolu kesit tekil yükün yanındaki kestimiz. 6-7 nolu ve 8-9 nolu düğüm noktalarındaki kesitlerimiz. 10-11 nolu aynı şekilde. Düğüm noktamızdaki çubuk düğüm noktamıza birleşen çubuk uç noktalarını göstermektedir. 12 nolu da sağ taraftaki mesletin kesit zorunu noktasını göstermektedir arkadaşlar. Şimdi daha önce bunları hesaplamıştık. Ben bir tablo haline getirdim. 12 tane noktada kesit zorluğu hesaplamıştık. Bu kesit zorlarımız moment, normal kuvvet ve kesme kuvveti. Her nokta için momentler ve normal kuvvetler ve kesme kuvvetleri işaretleriyle beraber bu tabloda yerleştirilmiştir. Örneğin bir nolu noktada arkadaşlar sol taraftaki meslek sabit meslek, moment sıfır. Denge denklemleriyle momentin sıfır olduğunu gördük. Normal kuvvetimiz eksi 43,13 kilonewton ve arkadaşlar kesme kuvvetimiz de 90 kilonewtondu. Şimdi isterseniz meslek tepkilerimizi de tekrar burada yazabiliriz. Bakın sol meslek sabit meslek arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru A meslek tepkimizin değeri arkadaşlar daha önce hesaplamıştık. 43,13 kilonewton. 43,13 kilonewton. Arkadaşlar tabii HA, A mesletinin yatay tepkisi 90 kilonewton olarak hesaplanmıştık arkadaşlar. 90 kilonewton. B mesletinin arkadaşlar meslet tepkisi B mesleti hemen onu da yazalım. 16,87 kilonewton. B mesleti şurada sadece düşey tepki var. 16,87 kilonewton. Arkadaşlar şimdi tabloda kesit zoru değerlerimiz var. Şimdi MNT kesit zoru diyagramlarımızı çizeceğiz. Diyagram dediğimiz arkadaşlar biliyorsunuz iki eksenden oluşur. Kesit zoru diyagramlarında birinci eksenimiz çubuk eksenidir. Çubuk ekseni. İkinci eksenimiz de ordinatlar diyoruz. Ordinatların değerleri de arkadaşlar kesit zorlarıdır. Örneğin bir nolu noktada arkadaşlar normal kuvvetimiz için ordinatımız eksi 43,13 kilonewtondur. Şimdi eksi 43 biliyorsunuz arkadaşlar bakış yönüne göre biz negatif bölgelerimizi belirliyorduk. Sadece moment bakış yönünde pozitifti. Diğer kuvvetler bakış yönünde negatiftir. Dolayısıyla mesela eksi 43 kilonewton o zaman burada ordinatı bakış yönüne doğru çizeceğiz. Çünkü bakış yönünde negatif. Ordinatı çizerken arkadaşlar her zaman çubuk eksenine dik çizmemiz lazım. Yani şuradan şöyle arkadaşlar bir dik çizmemiz gerekiyor. Şimdi kabaca şöyle ölçekli çizilebilir. Şu bakalım arkadaşlar. Şu şekilde hemen çizelim ordinatı. 43 kilonewton. Hatta şuraya bakayım en büyük kuvvetim normal kuvvet açısından 90 kilonewton. O zaman 90'ı daha büyük çizmek gerekiyor. 43'ü de şu şekilde çizebilirim arkadaşlar. 43 kilonewton. Şimdi tabii 43,13 önemli noktalarda arkadaşlar önemli noktalardaki değerleri diyagramın üzerine yazalım diyorduk. 43,13. Fakat burada birimi yazmama gerek yok. Çünkü başlıkta normal kuvvet birimi kilonewton olarak belirtmişim. Şimdi iki nolu noktaya geçelim. Şu iki nolu nokta bir sonraki nokta şu nokta. İki nolu noktadan normal kuvvetim yine 43,3 kilonewton. Yani şurada arkadaşlar gene şöyle 43,3 kilonewton
ordinatımı çiziyorum. Şimdi bütün ordinatları aslında bu şekilde çizip daha sonra birleştiriyoruz. Ama şimdi şu bölgeyi arkadaşlar şu çubuğumuz için normal kuvvet diyagramımızı çizmiş olalım. Şu şekilde çizdik arkadaşlar. Ve işaretini arkadaşlar bölge işaretini arkadaşlar şu şekilde belirtmemiz gerekiyor. Yani eksi bölgedeyiz. Bakış yönünde normal kuvvet negatif, kesme kuvveti negatif. Fakat bakış yönünde moment pozitiftir. Şimdi geçelim arkadaşlar. Bir sonraki değerimiz 3 nolu ve 5 nolu noktaya bakalım. 3 nolu noktada normal kuvvet 0. 5 nolu noktada normal kuvvet 0 arkadaşlar. Yani şuradaki konsol çubukta normal kuvvet oluşmamaktadır. Şu şekilde 0 arkadaşlar. Peki anlaşıldı. Şimdi 4 nolu nokta ve 6 nolu noktaya bakalım. Bir sonraki çubuk. 4 ve 6 nolu noktada arkadaşlar normal kuvvetim 4 nolu noktada normal kuvvetim 16,87 kilonewton. 4 nolu nokta tekrar kontrol edelim. 16,87 kilonewton normal kuvvetim. 5 nolu noktada normal kuvvete bakıyorum. 5 nolu noktada normal kuvvet 0. Beş nolu noktada 0. Peki altı nolu noktada normal kuvvetim 16,87. Arkadaşlar bu çubukta 4 ve 6 nolu noktada normal kuvvetim pozitif 16,87. Pozitif arkadaşlar bakış yönünün tersi yönü pozitif. Yani şurası arkadaşlar şu şekilde çiziyorum. Daha küçük çizeceğim. 43'ten daha küçük. Ne kadar? 16,87. Arkadaşlar 16,87. Peki şimdi 6 nolu noktada tekrar 16,87 arkadaşlar ve bu iki noktayı birleştiriyorum. Şöyle pardon düz bir çizgiyle birleştirmek lazım. İşaretini yerleştiriyorum. Bölge işareti pozitif arkadaşlar ve önemli diğer noktamız da 16,87 olarak üzerine yazıyorum arkadaşlar. 6 nolu noktadan sonra 7 ve 8 nolu şu çubuktan normal kuvvet girişte normal kuvvetimiz ne kadar? 7 ve 8'de normal kuvvet eksi 90 kilonewton. Eksi 90 olduğuna göre o zaman negatif bölgede arkadaşlar şöyle çizelim. Negatif bölge eksi 90 şuraya kadar geldiğini düşünelim. Dediğimiz gibi göz kararı ölçekli çizmeye çalışırız ama grafik birbirine karışacak. Hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Burada tabi grafik birbirine karışacağı için ben arkadaşlar pozitif bölgede çizeceğim ama bölge işaretini üzerine yerleştireceğim negatif. Şimdi şu şekilde arkadaşlar 90 ve diğer uçta da 90 kilonewton arkadaşlar şöyle. Bölge işareti nedir arkadaşlar ne dedik? 7 ve 8'de eksi 90 eksi 90. Aslında bakış yönünün tersi yönde pozitiftir ama şu grafiğimiz arkadaşlar karışacağı için biz yukarıya çizmeyi daha uygun gördüm. 90 kilonewton, 90 kilonewton. Şimdi geldik 9 ve 10 nolu çubuk şu arkadaşlar kolunum 9 ve 10 nolu. 9 ve 10 nolu da bakıyor normal kuvvetim eksi 16,87. Eksi arkadaşlar bakış yönünde negatif olacak. Eksi 16,87 şöyle ve diğer uçta da eksi 16,87 ve arkadaşlar iki noktayı şöyle düz bir çizgiyle birleştiriyorum. Pardon arkadaşlar şöyle bölge işaretinin üzerine yazıyorum ve önemli noktada 16,87 arkadaşlar. 16,87 şuraya da yazalım. 16,87. Eksi. Şimdi gelelim arkadaşlar şu küçük kirişimize. 11-12 nolu noktada. 11-12 nolu noktada normal kuvvetim 0. Yani şu kirişte arkadaşlar normal kuvvet oluşmamaktadır. Şöyle 0 şeklinde. Arkadaşlar bu şekilde diyagramımızı çizmiş olduk. Kesiş zoru diyagramlarını arkadaşlar kesikli çizgilerle
tarayabiliriz. Şöyle şu şekilde taranabilir. Ondan sonra şu şekilde bölgeyi göstermek için, grafik alanını göstermek için arkadaşlar şu şekilde. Önemli noktaları da değerlerini, ordinat değerlerini üzerine yazdık. Şimdi geçelim kesme kuvveti diyagramına arkadaşlar. Kesme kuvveti için hemen bakıyorum. Buradaki değerlerime bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 12 noktadaki kesme kuvveti, 1 nolu noktadaki kesme kuvveti eksi 90. 2 nolu noktada eksi 90. Yani şu birinci kolonumda arkadaşlar kesme kuvveti eksi 90 şeklindedir. Negatif yön arkadaşlar neydi? Bakış yönünde negatif şu şekilde 90 arkadaşlar 90 ve şu şekilde şurada da 90 şöyle birleştiriyorum. Arkadaşlar eksi olarak bölge işaretini yerleştiriyorum. Şimdi geçelim şu konsol kirişte arkadaşlar 3 ile 5 nolu noktadaki kesme kuvveti 3 nolu noktadaki kesme kuvveti 60 ve 5 nolu noktadaki kesme kuvveti 60. Pozitif 60. Pozitif bakış yönünün tersi yönünde yani şu yönde arkadaşlar şu yönde ordinatımız bakın 60 ve işaretimiz artı. Şurası da arkadaşlar 60 şeklindedir. Şimdi geçelim 4 ve 6 nolu noktalarda yani şu ikinci üst kat kolonuma geçelim. 4 ile 6 nolu baktığımız zaman 4 nolu noktada kesme kuvvetim eksi 90, 6 nolu noktada eksi 90. Yani bu bölgede de arkadaşlar diyagramım gene bu tarafta kalacak, bakış yönünde kalacak. Fakat karışacağı için ben diğer yönde diyagramı çiziyorum ve bölge işaretini arkadaşlar üzerine işaretleyeceğim. Şimdi şu 60'ı da buradan silelim şimdilik arkadaşlar, yoksa karışacak iyice. Peki ne kadar dedik? 90. 90 kilonewton. Biraz daha büyük çizebiliriz. 90 şunun aynı olacak. Ve 90 arkadaşlar 90. Bölge işaretini üzerine yerleştiriyorum. Eksi. Arkadaşlar önemli iki noktayı yazdım. 90, 90, eksi 90. Bakın 90 normalde arkadaşlar bakış yönünde negatif çizmem gerekiyor. Ama dediğim gibi şu konsol kirişin kesme kuvveti diyagramıyla İkinci kat kolunun kesme kuvveti diyagram birbirine karışacağı için arkadaşlar şimdi sadece bu özel durum için kesme kuvveti diyagramını arkadaşlar bakış yönünün diğer tarafında eksi olarak çizdim. Şimdi gelelim şu uzun kirişimize 7-8 nolu noktalardaki kesme kuvvetine bakıyoruz. Kesme kuvvetimiz eksi 16.87. Eksi 16.87 bakış yönünde negatif çizilecek. Burada da arkadaşlar konsol kirişin kesme kuvveti diyagramıyla karşılaşacağı için ben burada da arkadaşlar yukarıya çizmeyi tercih ediyorum. 16.87 kilonewton. Ve diğer uçta da arkadaşlar gene aynı şekilde 16.87 kilonewton ve iki ucu arkadaşlar birleştiriyorum. Şu diğer uca da ben ordinat değerini yazayım ve şimdi arkadaşlar işaretini yerleştiriyorum. Bölge işareti eksi olarak. Şimdi geçelim arkadaşlar 9-10 nolu kolona. 9-10 noktasında arkadaşlar kesme kuvvetim ne kadar? Kesme kuvvetim bakıyorum 90 kilonewton kesme kuvvetim var ve pozitif. Pozitif yön neresiydi? Bakış yönünün tersi. Yani şurası 90 kilonewton pozitif. Arkadaşlar ve şu şekilde şurada 90 kilonewton bölge işaretini yerleştiriyorum pozitif arkadaşlar şu şekilde ve şuraya da 90 kilonewton yazıyorum. Gelelim son küçük kirişimize 11-12 nolu. 11-12 nolu noktada kesme kuvvetimiz eksi 16.87. Bakın eksi 16.87 bakış yönünde çizmem gerekiyor. Bakış yönünde 16.87 ve diğer uçta da 16.87 şunu birleştiriyorum. Arkadaşlar bölge işaretini üzerine yazıyorum. Eksi 16.87 şeklinde. Kesme kuvveti diyagramımız da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gelelim moment diyagramımıza. Moment diyagramı için gene arkadaşlar şu bir nolu sütundaki moment değerlerini kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bir nolu noktada
Benim momentum arkadaşlar sıfır. Dolayısıyla burada herhangi bir ordinat çizmiyorum. Sıfır, sıfırdayım. İki nolu noktada momentum eksi 180. Bakış yönünde moment pozitif, bakış yönünün tersi yönünde negatif. Yani eksi 180'i arkadaşlar ben şu şekilde çiziyorum. Şimdi biraz daha büyük çizebiliriz. Eksi 180 en büyük momentum. Ve şurası arkadaşlar ne kadar? 180 kilonewton metre. Şimdi iki nokta arasında arkadaşlar herhangi bir yük olmadığı için ve doğru şeklinde birleştiriyorum. Ve bölge işaretini arkadaşlar eksi şeklinde bölge işaretini yazıyorum. Şimdi geçelim. Bir sonraki noktamız şu kirişe bakalım. 3 ile 5 noktası. 3 noktasında momentum eksi 180. 5 noktasında momentum 0. Yani şu noktada 5 noktası moment 0. Şu 3 noktasında arkadaşlar moment eksi 180. Yani şu tarafta moment arkadaşlar eksi 180. Ve iki noktayı birleştiriyorum. Arkadaşlar bölge işaretini üzerine yazıyorum. Ve şu noktadaki momentum de arkadaşlar şöyle şuraya yazayım. 180 kilonewton metre. Şimdi arkadaşlar geçelim üst kat kolonuna. Üst kat koluna geçiyoruz. Yani 4 6 kolunu 4 ve 6 noktasına bakın. Her iki noktada da moment 0. Yani şu kolon herhangi bir momente maruz kalmamaktadır ve burada moment diyagramı oluşmamaktadır arkadaşlar. Moment etkisi bu kolonda yok, 0. Şimdi geçelim 7 nolu noktaya arkadaşlar. Düğüm noktasında şu noktada 0 olduğu için 7 noktasında da denge sağlanması için tabii momentin 0 olması gerekiyor. 4, 6 noktasında bakalım arkadaşlar. Pardon, 4 noktasında burada bir yanlışlık oldu. 4 noktasında moment 0, 5 nolu noktada 0 ama 6 nolu noktada moment eksi 180. O zaman şu bölgede eksi 180 arkadaşlar. Buradaki momentim eksi 180 imiş. Şimdi 180 şuraya 180 yazıyorum. Şu noktada momentim 0'dı arkadaşlar. Bakın 4 nolu noktada moment 0. O zaman şu iki noktayı şu düz bir doğruyla birleştiriyorum. Ve bölge işaretini arkadaşlar üzerine yazıyorum. Eksi 180. Şimdi gelelim bir sonraki nokta 7. 7 nolu noktada da momentin eksi 180 olması lazım. Dengenin sağlanması için. 7 nolu noktaya bakıyorum. Eksi 180 arkadaşlar şeklinde. Şimdi eksi 180 şu noktada da 7 noktada ordinatım eksi 180. Şimdi geçelim 8 nolu noktaya. 8 nolu noktada arkadaşlar ordinatım artı 33.74. Yani şurada arkadaşlar ordinatım şu şekilde artı 33.74. Şöyle üzerine yazacağız. 33.74. 33.74 kilonewton metre. Şimdi bu iki noktayı arkadaşlar bir doğruyla birleştirebiliriz. Şu şekilde, pardon, şöyle tekrar şöyle geri alayım. Şuradan başlayalım en iyisi. Hava bayağı sıcak. Elim kayıyor. Şimdi tekrar çizmeye çalışalım. Pardon arkadaşlar, tekrar ediyorum. Evet, bu sefer neyse yaptık gibi. Evet. Şimdi bölge işareti eksiği ve bu diğer üçgende de bölge işaretimiz artıdır. Arkadaşlar bu şekilde bölge işaretini yerleştirmiş olduk. Şimdi bu düğüm noktasında arkadaşlar iki diğer uçta da momentin artı 33.74 olması gerekiyor. Bakış yönünde pozitif 33.74, yani 9 nolu noktada. 9 nolu noktaya bakıyorum, 33.74. 10 nolu noktada arkadaşlar momentim yine 33.74. Yani şu noktada da moment 33.74 arkadaşlar. 33.74 ve şu iki noktayı birleştiriyorum. Bölge işaretini pozitif olarak yerleştiriyorum. Ve şuraya da arkadaşlar 33.74 yazıyorum.
Peki arkadaşlar gelelim 11-12 nolu kiriş. 11 nolu noktada momentum 33-74 fakat 12'de 0. O zaman pozitif yönde bakın şu şekilde pozitif 33-74 yazıyorum. 33.74 ve şu noktada arkadaşlar 12 nolu son noktamda moment 0. Şu iki noktayı bir doğru ile birleştireceğim. Birleştirdik arkadaşlar ve bölge işareti nedir? Pozitif arkadaşlar. Pozitif bölge işaretini de bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi moment diyagramımızı da bitirmiş olduk. Momentin sıfır olduğu noktayı arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Momentin sıfır olduğu noktayı da şu şekilde tespit etmek mümkün. Benzer üçgenlerden arkadaşlar bu noktayı da tespit edebiliriz arkadaşlar. Peki bugünkü videomuzu da burada sonlandırmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.